Az bana bak bakayım. Nene? Teyzemiz geçen hafta cuma günü bir kötüleşerek özellikle sağ tarafında kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı şikayetiyle işte bizim burada ilçemiz Kelkit'e kaldırılıyor. Orada yoğun bakıma alınıyor. Sabahleyin geldi. Beyinde beyin zarının altında böyle yaklaşık 3 santim kalınlığında büyük bir kanaması vardı. Ondan dolayı şikayetleri mevcuttu. Yaşı da 112. 112 yaş bu ameliyatlar için, anestezi alması için çok ileri bir yaş aslında. Hani ameliyatımız normal genç yaşlarda veya daha 60-70 yaşlarında daha az riski olan bir ameliyat ama 112 yaşındaki bir hasta için oldukça riskli bir ameliyattı. Bizim burada hasta yakınlarıyla konuştuk, onları bilgilendirdik. Hasta yakınları da ameliyatın yapılmasını istediler. Salı günü ameliyatını yaptık. Bizim burada tabii deneyimli bir anestezi ekibimiz de vardı. Orada hastayı entübe etmeden sadece scalp blokaj dediğimiz yani kafa derisi uyuşturularak yapılan bir anestezi tekniğiyle yaptık. Hastaya birazcık sedasyon dediğimiz biraz sakinleştirici verip o şekilde entübe etmedik. Bu şekilde hani hayatını daha az riske sokacak bir ameliyat yapmaya çalıştık. Sonrasında yoğun bakımı aldık. Yoğun bakımda da Murat hocamız var. Murat hocamız da hani çok ilgilendi hastayla. Ertesi güne kadar da toparlayıp hemen servise aldık. Serviste de yakınları ilgileniyor, biz ilgileniyoruz. Hareket ettirmeye çalışıyoruz. Hastanın ameliyattan sonra konuşması daha da açıldı. Sağ tarafındaki güç kaybı da geriledi. Tabii birazcık yaşlı olduğu için hani biraz zor bir ameliyat oldu kaldırması açısından ama şu an ameliyatı kaldırdı. Çok şükür toparladı. Daha da iyi oldu. İnşallah daha da iyi olacak. Önümüzdeki günlerde taburculuğunu planlıyoruz inşallah. Aç bakayım gözünü. Hadi aç bakalım. İyi misin? He? Yoğun bakıma kaldırdığımızda beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Biz de babamların yurt dışında amcamların olduğu seviyede onları bekledik. Daha sonrasında Bedrettin hocamla konuşarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk ettik. Burada hocamızla konuştuktan sonra ameliyat olmasına karar verdik. İki yönlü de 5. risk olarak görünüyordu. Çok şükür ameliyattan başarıyla çıktı, gözlerini açtı. Öbür şekilde bıraktığımız zaman ölüme terk edeceğimizi söyledi. Biz de riskleri göze alarak ameliyat olmasına karar verdik. Hocamıza ve sağlık ekibine teşekkür ederiz. Ama şu anda gayet iyi konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyor, hareket edebiliyor. İlerleyen yaşına rağmen doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın gayretiyle ameliyatı başarılı bir şekilde atlattık. Teşekkür ediyorum.